Evet kıymetli dostlar, golver.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yepis yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. 24 Mart 2024'ün ilk uzun metrajlı videosu ile karşınızdayım. Yapabilirsem akşama da canlı yayın yapma planı fikrim var arkadaşlar. Yine saat 22 sularında. O yüzden hemen başlıyorum. Fenerbahçe'de tarihi kongreden önce iki kritik zirve. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2 Nisan'da yapacağı dev kongre öncesinde. Arkadaşlar bunun adı kongre değil olağanüstü genel kurul toplantısı. Yani isim bu. Ama bizim kongreden anladığımız ne? Herkes toplanacak. Bütün kongre üyeleri toplanacak diye söylüyorum. Hani isimde isimlendirmede herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye özellikle belirtiyorum. 27 Mart çarşamba günü ve 29 Mart cuma günü divan kurulu üyeleriyle istişare edecek. Hocam bak şimdiye kadar bir şey yapılmadı ama şimdi böyle böyle yapıldı. Korktuk mu geri adım attık mı falan demeyin. Arkadaşlar açıklanacak şey var açıklanmayacak şey var. Önce onu söyleyeyim. Şimdi divan kuruluyla yüksek divan kurulu üyeleriyle eski yöneticilerle eski başkanlarla yapılacak toplantının ardından yol haritası netleştirilecek. İftar yemeği yapılacak. Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından ligden çekilip çekilmeme durumu genel kurul vesaire vesaire yapılacak arkadaşlar. İlk olarak 27 Mart çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ulgaz Tesislerinde iftar yemeği verecek olan Başkan Ali Koç ve kurmayları geçmiş yıllarda Sarlı Hacıbettik Kulübe hizmet eden tüm yönetim kurulu üyelerini burada ağırlayacak. Tabi hepsine de davet gitti. Aynı zamanda 29 Mart Cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirecek. Ve arkadaşlar kulübümüz için çok önemli olan 2 Nisan olağanüstü genel kurulu toplantımıza ilişkin istişarelerde bulunmak adına Fenerbahçe Faruk Ulgat testlerimizde sizlerle bir araya geleceğiz diyor. Şimdi iki haberi birleştireyim de sonra yorum yapacağım. Fenerbahçe ligden çekilirse neler olacak? Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike. Şimdi istenmeyen olaylar Fenerbahçe ligden çekilme kararını görüşüyor. Karar alınırsa ortaya yabancı oyuncu problemi çıkacak diyor. Ve Süper Lig'de üst üste iki maça çıkmasa küme düşürülecek diyor. Hal böyle olunca gelecek yıl TFF birinci ligde mücadele edecek. Bu da kadro konusunda Sarı büyük sıkıntıya sokacak. Kadroda 21 yabancı olacak. Şu anda 16 yabancısı var. Fenerbahçe'nin kiralıktan dönecek 5 oyuncu var. Bu isimle deklendiğinde kadrodaki yabancı sayısı 21'e yükseliyor. King'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kaldı 20. Trendyol Süper Lig'de yabancı sınırı 6. Bonucci ve Batshuayi'nin kontratları Haziran ayında tamamlanacak. Batshuayi'nin ki Haziran'da tamamlanmayacak. 1 artı 1 opsiyonu var. Bonucci'nin de 1 artı Opsiyonu var ama onu söyleyeyim. Yani altı yabancı falan filan. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Hiç şöyle olur, böyle olur yok. Fenerbahçe ligden niye çekiliyor? Trabzonspor maçında yaşadığı olaylardan dolayı diyorsanız beyninizi operasyonla aldırmışsınız demektir. Ya da siz uyurken böbreğini böbreği çalma olayı gibi beyninizi çalmışlar demektir. Fenerbahçe Trabzonspor maçındaki olaylardan dolayı mı çekiliyor? Galatasaray Başkanı aleni olarak siyasi bir partinin adayını destekliyor. Galatasaray'ın başkanı demeyeyim de oradaki arkadaş, o orayı dolduran arkadaş. Trabzonspor basın toplantısı gerçekleştiriyor. O ilin milletvekilleri belediye başkan adayıyla. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da diyor ki aman siyasete sakın bulaşmayalım. Siyaset çok kötü bir şey. Şimdi merakımdan soruyorum. Gerçekten bak. Bu arada e, Galatasaray'ın desteklediği arkadaşla ilgili o kişiyle ilgili de Galatasaray Divan Kurulu'nda kongre üyesi diyor ki, bize çok yararları oldu diyor. Florya için çok büyük hizmetleri oldu bizim kongre üyemiz diyor. Anlatıyor. Keşke Recep Tayyip Erdoğan'ın da Fenerbahçe'ye en az o kadar yararı olsaydı. Hani arsa konusunda yardımcı olmuş. Bilmem bir şeyler yapmış. Hani hediye etmiş gibi anlatıyorlar. Sanki devletin malını hediye etmiş gibi anlatıyorlar. Belki de Galatasaraylı arkadaşların anlatımındaki hatadan dolayıdır. Hal böyleyken Fenerbahçe'de UEFA'ya ve FIFA'ya başvuruda bulunurken şunu söylüyor. Siyaset futbolu ele geçirdi. Biz siyasete karşıyız. Siyasetin futbola etkisine karşıyız. Bu yüzden de bizi şampiyon yapmayacaklar diye. Arkadaşlar size bir sorun var. Ali Koç ben varken bizi şampiyon yapmazlar derken haklı mıymış? Eksik söylemiş. Ali Koç gitti. Saadettin Saran geldi. Aziz Yıldırım geldi. Mustafa Hoca geldi. Ahmet geldi. Mehmet geldi. Yine Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Çünkü Fenerbahçe'yi mimletler. Bir 10 sene daha şampiyon olmamayı göze alın arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ya. Eğer bunu idrak edemiyorsanız ya beyninizde bir sıkıntı vardır. Tümör falan vardır. Bir hemen acil bir hekime gözükmeniz gerekmekte. Mutlaka mutlaka da bir an önce görünün arkadaşlar. Çünkü sağlık her şeyden önce gelir. Fenerbahçe FETÖ ile düşman olduğu günden beri Fenerbahçe'ye epey düşman var. Fenerbahçe ne zamandır FETÖ'nün tekerine çomak soktu sanki takımların tekerine çomak soktu. Sanki Galatasaray'ın tekerine çomak soktu. Sanki Trabzonspor'un soktu. Ya da başkasına soktu. İnsanlarda bir Fenerbahçe nefreti var. Niye Fenerbahçe'den nefret ediyorsun? Bilmiyorum ki ediyorum. Aziz Yıldırım'dan dolayı. Aziz Yıldırım gitti Ali Koç geldi. Gayet ılımlıydı gayet beyefendiydi. Aman bak kardeşlik hepimiz kardeşiz. Öfkeye gerek yok, sıkıntıya gerek yok. Birlikte aşarız. Adama yapılmayan kumpas kalmadı. 6 senedir başkan. Bu senede dahil belki 2 şampiyonluk, belki 3 şampiyonluk net olarak çalındı Fenerbahçe'den. Net. Çalınıp başka takımlara verildi. Hediye edildi. O küme düşme falan filan mevzusunun olduğu sezon var ya. O sezon dahi yapılan hakem hatalarına bakın. Fahiş hakem hatalarına bakın. Ciddi söylüyorum o sezona bir dikkat edin. O sezondan sonraki sezona dikkat edin. Ersun Yanal'ın çıldırıp gittiği sezona dikkat edin. Vitor Pereira'nın çıldırıp gittiğine bakın. Jesus'un bu ligin sportif geçerliliği yok. Bu ligde maçlar sahada oynanmıyor cümlesine bakın. Ya hepsi mi aynıydı? Jorge Jesus hayatında hakem konuşmamış adam çıktı. Hakem hakkında konuştu. Ceza alıyordu. UEFA'da konuştu. Dünya duysun istedi. 2 senedir, 3 senedir zaten Türkiye mimlendiydi. Benim duyumlarıma göre Trabzonspor'un o milletvekilleriyle yapmış olduğu basın toplantısı FIFA ve UEFA'da bardağı taşıran son damla oldu. Ve kesinlikle ve kesinlikle operasyon yapacaklarını söylüyorlar. UEFA'nın FIFA'nın Galatasaray'ın içeride adam mı var? Hepsinden haberleri olur. Sosyal medyayı takip edin. Galatasaray'la troller ne zaman UEFA'ya atlı tuttu. Fener'e ciddi manada saldırdı. Bel altı vurdu. Ali Koç'un ölmüş abisine falan küfürler etti. Adınız soyadınız kadar emin olun operasyon yakındır. Çünkü içeride köstebekleri var. Haberler alıyorlar. Çoğunuz bilmezsiniz. Galatasaray UEFA'dan men cezası aldı. 3 sene transfer yasağı aldı. Yakın zamanda. içerideki köstebeklere dedi ki bunlar size usulsüz bildirdiler. Şöyle bir açık var. Burayı dava ederseniz bu ceza kalkar dedi. Ve dava edip bu cezayı kaldırdılar. 3 sene transfer cezası aldı dedi Galatasaray. Ciddi söylüyorum. Financial Fair Play'den. Neyse adalet er ya da geç bir gün tecelli edecek. Ama şunu söyleyeyim bu bir çekilme oylaması değil. Bu bağımsızlık oylaması. TFF Yunanistan'ı sevindirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin erteleme talebini reddetti. Süper Kupa finalini 7 Nisan'da oynat oynatacağını belirtti. Yunanlılar çıktı bunlar bizden de Yunan dedi. Ciddi söylüyorum Yunan basını mutlulukla karşılamış. Ulan biz bunlar bizden de Yunan demiş. Suudi Arabistan'da yaşanan kriz. Konferans liginde çeyrek finale kaldı Fenerbahçe. Fenerbahçe bu arada UEFA'da konferans ligine kaldı diye erteleme talebinde bulunmadı. Ha? Yanlış anlaşılmasın. Nisan ayında fixtür. Çok sıkışık. Haksızlık olacak. Rakibimiz Avrupa'da mücadele etmiyor dedi. Fenerbahçe'nin aslında başvurusu şuydu. Bak ilk başvurusu şuydu. Lig niye 3 Nisan'da oynanıyor? Dedi. Seçim ne zaman? 31 Mart. Yani pazar günü. Pazartesi günü 1 Nisan. Oynatmayın. 2 Nisan'da Süper Kupayı oynatın dedi. Fenerbahçe'nin başvurusu. Şimdi 2 Nisan'da Süper Kupa oynansaydım. 6, 7, 8 e, zinde lig maçları oynansaydım. Bak 2 Nisan'da Süper Kupa. Fenerbahçe'nin lig maçı 6 Nisan. Sonra tür, e, şey konferans maçı olsaydı. itirazınız olur muydu? Benim olmazdı şahsen. Mantık olarak da doğru değil mi? Bak mantık olarak. Niye Süper Kupa maçını buraya hani Hafta sonuna ekliyoruz. Niye pazar gününe ekliyoruz? Hocam hafta için millet gelemez diye. Gelemezse gelemezsin abi. Sanki Şanlıurfa şeyini. Arkadaşlar buradaki şey şu. Şanlıurfa stadı hazır değil. Eksiği gediği de var. Maçın Şanlıurfa'da oynanması da ayrı bir ironi. Benim hani bir cümlem var. Allah vermesin. Allah göstermesin. Deprem bölgesine götürüyorsun. Allah göstermesin. Bir şey oldu. Bunun hesabını nasıl vereceksin ama. Hani federasyon bu sene rezalet yaşamayı çok çok seviyor. Yani 7 Nisan'da oynanacak maç. Olympiakos'un lehine olduğunu belirtiyor Yunan basını. Diyor ki Türk temsilcisinin konferans ligindeki Olympiakos maçı öncesi zorlu bir maçı var diyor. Ertelemediler diyor. Son derece zorlu iki mücadeleye el çıkacak Fenerbahçe. Federasyon, şey, Federasyon 7 Nisan'daki final maçını fikstür sıkışıklığı nedeniyle ertelemedi. 11 Nisan'da ise Olympiakos'ta oynayacaklar diyor. bunlar bizden de Yunanmış diyor. Vesaire vesaire. Bu arada Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok diye haber girmişler. Buradaki amaç şu sezon başında transfer olan Fred'in gösterdiği performans takımı sırtlıyor. 26 maçta 24 galibiyet diyor. Yani bir karşılaşmada berabere kaldı. Bir karşılaşmada mağlup oldu diyor. Pendik maçından sonra sağdan ay yani Pendik maçından sonra sakatlandı. Vesaire vesaire diyor. Orada Maviler karşısında 2 gol attı. Ligdeki ilk gollerini attı. 26 maçta 7 asist yapma başarısında gösterdi Fred diyor. Şimdi sevkler de açıklanacak. Yarın açıklanmasını bekliyorum arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyeyim. Ya adaletliyse federasyon 72 tane Fenerbahçe futbolcusunu sevk etmesi lazım. Ben hani doğru ya doğru öyle kıvırmıyorum. 72 tane. Yani 72 Fenerbahçe futbolcusunu sevk etsinler. Etmezlerse adaletli değiller. Ciddi söylüyorum. Ya ne gerek var? Nefes alan Fenerbahçe futbolcu hepsini sevk etsinler. Arkadaşlar bakın, açık konuşamıyorum. Ama bir şeyleri de siz anlayın bu sadece ligden çekilme oylaması değil Bu çok başka bir oylama Ve e, Yavaş yavaş medyaya düşecek özellikle bu 27'sindeki değil de e, 29 Mart Cuma günkü toplantıdan sonra 30 Mart'ta Sosyal medyaya inanamayacaksınız konuşulanlara ya, biz sadece ligden çekilme zannediyorduk Ulan oğlum biz bomba atıyormuşuz falan diyebilirsiniz Ben açıklamam Bilsem de açıklamam bilmiyorum çünkü o yüzden konuşamayacağım. Kupa voleyde final heyecanı. Aksa Sigorta Kadınlar Voleybol finalinde Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Ee, arkadaşlar bu finalin şöyle bir özelliği var. Saat 17'de başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Normalde Fenerbahçe 8 final oynamış. 3 şampiyonluk elde etmiş. Son şampiyonluk ise 2016-17 sezonunda. Eczacıbaşı ise 13 finalde 9 kez kupayı kazanmış. Yani baktığınız zaman hocam Fenerbahçe'nin finalde kupa kazanma ihtimali düşük dersiniz. Valla Fenerbahçe'nin hani üstüne etlemek istedikleri bir loserlık, şöylelik, böylelik falan filan var. Fenerbahçe'ye yakışır şekilde çıkacaklar. Fenerbahçe'ye yakışır şekilde kupayı alacaklar. Biz de akşamki canlı yayında tebrik edeceğiz. Olay bu kadar basit. Türksel Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi zamanı. Bir de şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin üzerine bu kadar gelinmişken herkes kendine yakışanı yapacak lamı cimi yok. Fenerbahçe Petrol Ofisi bugün saat 14'teki ben bu videoyu saat 14'de planlamayı düşünüyorum. Yani bu videoyu izlediğiniz sıralarda kozlarını paylaşacak. Dere Ağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde oynanacağı için müsabaka saat 14 itibariyle Fenerbahçe TV'den ve Galatasaray'ın resmi yayın organı TRT Çö Galatasaray TV'den canlı yayınlanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsmail Kartal biz kendi işimize bakalım. Milli arada 4 günlük iznin ardından sahaya indi Fenerbahçe. İsmail Kartal antrenman öncesi oyuncularla konuştu. Kendi işimize bakacağız demiş. Biz bakacağız işimize demiş. Ne demiş oyuncuları? Sezon başında yönettiğimiz çok alternatifli kaliteli kadro kurdu. Bu oyuncular Süper Lig'de sezona 10'da 10 yaparak başladı. Falan filan Inter Milan. Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş idmanda düz koşulara başlamış. Joshua King biliyorsunuz hala baldırına saplanan bıçaktan dolayı e, piyasada yok. Hani o bıçak elbette çıkacak. Bakacağız. O bıçak çıktığı zaman oturup değerlendireceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın hocam. Sen işte Altasaray şunu destekliyor, onu destekliyor diyorsun. Senin adayın öbürü mü? Oğlum ben Kayseri'deyim. Benim adayım öbürü de olsa, başkası da olsa herhangi bir şeyi var mı? Önemi var mı? Yani oy veremeyeceğim kişiyi desteklesem ne desteklemesem ne? Yani sizinki de şeye benziyor ya. Türk Türkiye'de üretiliyor. Türk işçiler çalışıyor. Türk insanlar para kazanıyor. Ama diyorsunuz ki bu yabancı malı. Artışırım bunu. Ya da ismi Türkçe ama sahipleri yabancı. Fakat bütün çalışanları Türk. Siz buna Türk malı, yabancı malı diyorsunuz. Bu da tartışılır. Ben şunu söyleyeyim. Bir ee, Haber var mesela. Bundesliga devi İsmail Yüksek için geliyor diye. Muhtemelen Bayer Leverkusen'den bahsediyordur. Çünkü Bayer Leverkusen sezon başında 16 milyon euroya ulaşan bonuslu bir teklifte bulunmuştu İsmail Yüksek için. O zamanlar Fenerbahçe taraftarı da beğenmiyordu. Ha Bayer Leverkusen aynen. Yanlış bilmiyorum. 31. haftasında Fenerbahçe maça çıkacak olursa Yukadel Adana Demirspor'la karşılaşacak. Bundesliga devi talip olmuş. Macaristan bu da e de oynanan maçı izlemişler. Kadıköy'e gelecekler diyor. Bir gol 5 asistlik katkı sağladım. Şimdi Fenerbahçe'nin total borcu 12 milyar euro. Şey, pardon 12 milyar TL özür dilerim. Allah göstermesin 12 milyar euro ne? Devlet borcundan bahsediyoruz. Bana hep şu soru geliyor. Fenerbahçe çekilir de göreceksiniz. 20 tane 21 tane yabancı futbolcunuzdan ne yapacaksınız? Dikte göreceğiz bakacağız diye. Bir. Max GSL arkadaşlarım. Fenerbahçe'nin bugün kaç yabancı futbolcusunu satabilir? Ya da kaç yabancı futbolcusuna talip var? Livakovic anında satarsın. Siz beğenmiyorsunuz. Osay Samuel 12 artı. Anında. Bekao bugün 6'ya satıyorum de anında satarsın. Ciku 8 milyon euro teklifi hazır. Hazır hazır. Bak. Şöyle yapayım arkadaşlar. Ee, biraz da düşürerek söyleyeyim. Liva'yı 4'e satarsın. Osayi 12. Bugün teklifi var arkadaşlar. Bekao 6 de hemen satarsın. Cikuyu 8 de satarsın. Zaten şunu belirteyim. bunun Bonucci'nin sözleşmesi biteceği için çıkar gider. Çağlar zaten kiralık. Çıkıp gidebilir. başka bizim Serdar Aziz var. Samet Akaydın var. Samet Serdar geri gelecek. En azından Türk oldukları için oynatırsın. Osterwolde. Arkadaşlar Osterwolde'ye devre arası 20 teklif geldi. Farz edelim yazın da 20 geldiğini düşün. Okey. Fred. Arap Yarımadası'ndan Fred'i 20'ye teklif gelir. Gider mi? Gidebilir. Muhtemel. Şimanski. Şimanski'yi bugün 20'ye satıyorum de satarsın. Zayt. Zayt tut abi elinde. İkincilikte oynasın. O zaman kendi kaçar zaten. O yüzden Zayt'ı fesih gibi düşün. Başkan. E, Crespo kiralık. Opsiyonu var. Krespo'dan 4 gelme ihtimali var. Lincoln kiralık. Lincoln'den 6 gelme opsiyonu var. Gelmezse iki futbolcu da çatır çatır oynar hiç sıkıntı değil. Anladınız mı? Buraya 4 artı koyayım. Lincoln'e 4 artı koyayım. Bunun dışında başka hani unuttuğum illaki olacak. Ee, kusura bakmayın. Kent Kent giderse 3 artı diyeyim. Gitmezse oynar dikte. Kent de bilir. Tadiç gitmez. Gitse de bedava. Ama tad için 4.2 yıllık ücret var. O bize dert olur. Ceko aynı şekilde gitmez. Gitse de bedava yıllık ücret 4.2 en azından verilecek ücretten kurtulmuş olursun. Burayı da anladık. Bak şu ay artı opsiyonu var. Gitmez. Giderse de bedava gider. Yani bedava gider. Ha ikincilikte oynar mı oynamaz mı falan filan. ben giderse bedava gider olarak işaretledim. Başka kim var Kanks? Yalnız şunu söyleyeyim. Şu ana kadarki yabancı futbolculardan 103 milyon euroluk bir gelir, gelir elde etmiş oldum. Yani bu fiyatlara satarken. Ha, Luan Perez var. Luan Perez bedava gider giderse. Bunları da notum ekleyeyim de. Toplama bakacağım şimdi. Osterbol'de o sayı Mert Müdür. Ha, Kurunic zaten Fenerbahçe düşerse bedava gitmiş olacak. Sözleşme olmayacak. Zayt Şimanski kente söyledik. Tadiç. Ha King. King zaten bedava gidiyor. Sözleşmesi bitiyor sezon sonu. Başka. Eko Serdar Dursun. Flaş ayrılıklar kısmına gireyim arkadaşlar. Orada da Omar Fayet var. Yabancı. Oynar diyeyim. Jojin Yo diyeyim. Oynar diyeyim. Bak ben size reçeteyi çıkartıyorum. Yani Fenerbahçe'nin kiralı futbolcularının reçetesini çıkartıyorum arkadaşlar. Başka kim var? Omar Fayet, Ertuğrul, Çetin var kaleci, Çağatay Kuru Kalıp, Jorginho, Yiğit Efe, Yusuf Kocatürk, Arda Çağdaş. Ha Jao Pedro var. Jao Pedro. Gelirse Jao Pedro oynar. E, ee, gelmezse 3.5 opsiyonu var. Ben Jao Pedro'nun opsiyonu zorunu diyebiliyorum ama. Emre Mor'u gelecek. Samet Kaydın'a gelecek. Hani bunlar kirada oldukları için söylüyorum. Ee, Bartu Elmaz gelecek. Bilginiz olsun. Satın alma opsiyonu 3.5 dedik Cevap Pedro'nun. E, Şartlı zorunlu satın alma opsiyonu. Başka kim var şekerim? Emre Demir, Umut Nair, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, Bartu Elmaz, Tiago Çukur. E, hani kiralıktan geri dönecek isimlerden bahsediyorum. Yani durum bu. Şimdi farkındaysanız arkadaşlar yaklaşık 100 milyon euroluk bir satış sadece yabancı oyuncuların. O da alt lige düştüm. Bugün satıyorum desen satacağım fiyatlar. Ee, varın. Gerisini siz düşünün. Fenerbahçe'nin yerinde olsam alt lige düşerim. Bunları bu fiyatlara satarım. 103-105 milyon euro neyse. Hepsiyle gider borcu ciddi kısmını kapatırım. Elde kalan Türk futbolcularla yoluma devam etmeye çalışırım. Kaldı ki Ferdi İsmail'i 30 artıya isteyenler var. Her iki futbolcu 30 artıya satsın. 60 milyon euro. Sen kadro kaliteni düşürdün mü? Düşürdün. Sen borcunu erittin mi? Erittin. Dünyaya mesajı verdin mi verdin. Dedin ki bak beni yok ediyorlar. Taraftarına da mesajı verdin. Çok güzel. Bunu yapabilirsin. Yapamazsın diye bir şey yok arkadaşlar. Bak saydığım fiyatlar öyle makul fiyatlar. Hani abarttığım şu bu fiyatlar değil. Ama ikinci bir ihtimal daha var. Takımı taşımak. Mesela bir Hull City ile birleştirebilirsin. Şimdi bir Hull City takımına. Livakovic, Osayi, Bekao, Ciku, Osterwolde, Fred. Şimanski. Yani 2, 4, 6, 7. Tadic 8. Ceko 9. Batshuayi 10. Bunların sözleşmesi uzatıp. Bu 10 futbolcuyu Hal City'ye kiralasan. Orada yapacakları piyasa değeriyle bir sezonundaki sezon sana 200 milyon eurodan fazla para kazandırırlar. Eğer satabilirsen sonraki sezon. Belki 200'den daha fazla kazandırırlar. Hal City'nin lige çıktığını düşünün. Ya da Fenerbahçe'nin Hal City takımını birleştirin. bunlar olmaz olmaz demeyin arkadaşlar. <laughs> Adam kulübün başkanı. Hal Fenerbahçe. Ya da Fenerbahçe Hal City takımın adı. Fenerbahçe HC -E oldu. Fenerbahçe SK'dan Fenerbahçe HC'ye -E dönüştü. Olur mu? Olur. Hocam UEFA böyle bir şeye izin vermez. Ciddi misiniz? Var mı UEFA'da tanıdınız? Bir sorsanız da izin verir mi vermez mi? Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki görüşmesine çok çok dikkat edin çıkacak karara çok çok dikkat edin. Ve Fenerbahçe'nin çekileceği ligde kalan takımların ağıdına isyanla feryadına dikkat edin. Bir de herkese laf anlatmaya çalışmayın. Çok yorulursunuz. Sizi bu dönemde darlayanlar olacak. Çekilseniz de ligden. Hadi. Siz böylesiniz zaten. Şöyle böyle. E, kendi sahaya inen seyircisinin suçunu günahını bile size yükleyecek. Sahaya atılan cello'nun suçunu günahını bile size yükleyecek kişiler olacaktır. arka münakaşaya girmeyin. Kimseye bir şey anlatmaya kalkışmayın. Eğer anlatmaya çalışırsanız siz komik duruma düşersiniz. Benden size naçizane tavsiye. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. 66.100 olduk. Youtube bizden bir sürü abone çaldı. Çok ciddi abone çaldı. Ama şöyle oldu ama böyle oldu. Hiç sıkıntı değil. Biz 69.400'ü görmüştük arkadaşlar. Çok sıkıntı değil. Biz yine 69.400'ü görürüz. Hiç sıkıntı değil. Ben eminim görürüz. İnanıyoruz. Yaparız. Peki. Biz eski halimize dönüş yapacağımızı söylüyoruz. Biz bunu yaparız diyoruz. Peki bizim olmadığımız dikte kim eski haline dönüş yapacak? Alın Bursa Spor'un hali me malum. Mersin İdman Yurdu nerede? Ordu Spor vardı bir ara. Galatasaray'a karşı 2-0 öndeydi. İkinci yarı nasıl bir görüşme gerçekleştirdiyse devre arasında 4-2 yenik duruma düştü. Nerede bunlar? Neredeler? Akisar nerede mesela? Büyükşehir Belediyesi neydi? Ankara Spor vardı. Osmanlı Spor'a dönüşmüştü. Herkes siyasetin takımı falan filan diyordu. Nerede şimdi o takım? Hani Melik Gökçek'ten yanlış hatırlamıyorsam birileri zıtlaşınca bir şeyler olmuştu mesela. Nerede bu takım? Neredeler arkadaş? Siz bana bahsetseniz nerede bu takım? Neredeler? Şimdi Galatasaray, Trabzonspor siyasi içerikli demeç veriyorlar. Gerçekten bak üzülüyorum. Siyasi içerikli demeç veriyorlar. Ya siyasi milletvekilleriyle açıklamada bulunuyorum. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eğer siyasi kişiler arkasını alsaydı emin olun 2002'den beri sadece Fenerbahçe şampiyondu. Lan iktidar partisinin başındaki kişi Fenerbahçeli. Muhalefetin başındaki de Fenerbahçeliydi. O değişti. O da Fenerbahçeli. Yani AK Parti ve CHP oylarıyla Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına karar verilseydi 2002'den beri Fenerbahçe şampiyonu zaten. E, haksız mı? Deniz Baykal da Fenerbahçeliydi. Hocam Antalyalıydı. Olsun Fenerbahçeliydi. Bak Deniz Baykal o Kristaloğlu Ondan sonra bu gelen e, Özgür müydü? Özgür Özel. Ha. Öbürü. Eğer siyaset Fenerbahçe'den yana olsaydı demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Neyse. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah Fenerbahçe'ye kimsenin zarar veremeyeceği günlere giriyoruz arkadaşlar. Hocam kişisel olarak bir şey soracağım. Sor. Sence çekildikten sonra ilk ne olacak? Çekildikten sonra ilk ne olacak biliyor musunuz? Yaklaşık bir hafta boyunca kaos olacak ülkede. Takımlardan açıklama gelecek. Başta Adana Demirspor olmak üzere takımlardan açıklama gelecek. Kasımpaşa'dan, Kayserispor'dan, oradan buradan şuradan. 2. Küme düşme potasında ya da küme düşmesi garanti olan takımlar da ligden çekilecek. Fenerbahçe'nin olmadığı ligde bize ekmek yok. Ratingin en büyük sebebi Fenerbahçe. Fenerbahçe bugün Fenerbahçe'ye yapılan haksızlık yarın bize yapılabilir diye desteklemeye başlayacaklar. Bir tanesi çekildi mi Domino etkisi yaşanacak. 2 3 diyecek ve ülkede futbol oynanmayacak. Lig beyaz sezon ilan edilecek. Düşme kalkma sayılmayacak. Aşağıdan 3 takım gelecek. Üste zaten 20 takım var. Gelecek sezon 23 takımlı lig oynanacak. Ciddi söylüyorum bunların hepsine hazırlıklı olun. Avrupa'ya giden takımlar şu ana kadar ki son 5 sezonki Avrupa puan sıralamasına göre gönderilecek. Benim tahminim bu. Fenerbahçe işte ne? Şampiyonlar Ligi'ne mi ilk takım gidecek? Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gönderecekler. İkinci sırada en çok puanı kim toplamış? Atıyorum Başakşehir. Başakşehir'i öbür taraf. 3 ne? Şöyle. Benim tahminime göre bunlar olacak. Benim tahminime göre 2023 2024 sezonu iptal edilecek. Beyaz sezon sayılacak. Şampiyon belirlenmeyecek. Küme düşme olmayacak. Bu benim tahminim. Ve görün bakın ben öyle haybeden tahmin yapmam. Ve şunu söyleyeyim. Eğer UEFA'nın en ufak bir müdahalesi olursa beyaz sezona şükür namazı kılarsınız. O kadar diyeyim size. Beyaz sezona şükür namazı kılarsınız. Bugün Galatasaraylı arkadaşlar artık ayyuka çıktı. Eski bilmem yöneticileri çıkıyor diyor ki biz diyor bilerek puanlar kaybettik. Yukarıdan telkin geldi. Eski yönetici bilmem şu anki mevcut yönetici diyor ki işte bilmem neyin bilmem ne adayı bize çok yardımda bulundu. da şurada burada. Öbürü çıkıyor diyor ki siyaset bizi çok destekledi sağ olsun diyor bir sürü hocamızı sattık. Öbürü başka bir şey diyor öbürü başka bir şey diyor. Herkesten bir itiraf çıkmaya başladı. Ama diyorlar ki siyaset futbolu asla karışmadı. Fenerbahçe yalan söylüyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Gelin birlik olalım. Bütün Fenerbahçe sayfalarına söylüyorum. Benim hiçbirinizde bir kavgam, bir gürültüm, bir patırtım olmaz. Sizin de benden olmasın. Şu süreçte gelin madem Fenerbahçe yeniden yapılanıyor biz de yeniden yapılanalım. Birbirimizi destekleyelim. Bana diyorlar ki hocam şu YouTube kanalıyla yayın yapar mısın? Bununla yapar mısın? Ulan Fenerbahçeli ise yaparım. Ha FETÖ'cü ise yapmam. O ayrı mesele. Vatan haini teröriste yapmam. Yarın bir gün çıkıp da kendime kara leke eklettirmem. Mustafa Hoca da zamanında FETÖ'ye atla tuttu ama şu FETÖ'cüyle yayın yaptı dedirtmem. Ama Fenerbahçeli ise hocam FETÖ'cü olup olmadığını biz nereden bilelim? Siz bilmiyorsanız ben de bilemem arkadaşlar. Yani o yüzden Sıkıntı yok ama her Fenerbahçeli'ye kapım açık. Gelin Fenerbahçe boykotu yapalım. Sadece Fenerbahçe'yle hesapları takip edelim. Galatasaraylısını, Trabzonsporlusunu şunu bunu çıkın takipten. Bak aklınız varsa, fikriniz varsa, birazcık kafanız çalışıyorsa şunu bir hafta yapsak, bütün Fenerbahçe sayfaları el ayak olsa deseler ki ulan Fenerbahçe taraftarı takip etmeyin. Bak bir hafta takip etmeyin. 2 Nisan'da emin olun Galatasaray, Beşiktaş şu açıklamayı yapar. Fenerbahçe yoksa biz de yokuz. Çünkü ekmekleri kesilecek. Sizin bugün ekmek yedirdiğiniz kişiler, o bir iki tane şahıs var. Siz olmasanız ekmek yiyemezler. Fenerbahçe olmasa ekmek yiyemezler. Bugün Trabzonsporlusu Fenerbahçe olmasa ekmek yiyemez ya medyadaki, sosyal medyadaki. A-Spor Fenerbahçelik'ten çekilsin ya da taşısın. Fenerbahçe diye bir şey kalmasın. A-Spor kapanır. Kar elde edemez, para kazanamaz, hiçbir şey yapamaz. İlk bir ay iki ay belki Fenerbahçe reytingiyle yine devam eder. Para kazanamaz. Geberir acından ölür gider. Hocam o zaman sen de Hal City sokak yaparsın. Yok Kadıköy sokak. Bizim Kadıköy'de hatıramız var. Düşman askerlerinden çaldığımız, Şanlı Türk ordusuna armağan ettiğimiz ve galibiyetin, zaferin mimarlarından olan o malum şeylerde bizim yaptıklarımız malum. Biz sahamızın içine düşmandan çaldığımız silahı gömmüşüz. O saha bizim için önemlidir. Biz sahaya kimleri gömmüşüz? Silahlardan hariç. O yüzden bizim için Fenerbahçe en önemli şeylerden biridir ama bizim için önce vatan, sonra yine vatan, sonra Fenerbahçe gelir. Vatansızlar bunu anlayamaz. Ya da 1 dolara ülkesini satanlar bunu asla anlayamaz. Anlamaya da çalışmasın. Onların anlayacağı tek şey vatana ihanettir. Başka bir şey değil.